şike olmayan seneler az oldu ya. Bütün takımlar bulaştı. Spor yazarları. O günler ne konuştuysam hala arkasındayım. Son bir sene maçlara silahla gittim. Eğer ben kazansaydım spor bakanı olacaktım. Yalan filan diyenler olmuş. Olacak şey değil ya. Kılıçdaroğlu arkadan gol yedi. Ne yapacaksın ki lan dedim hani. Alay yalakalık yapıyor. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli diyorum. Senden ne konuşacağım lan ben de. Aradan 50 sene geçti. Ben gene geleceğim. Bu işi gene kalkıyor. Oh lan diyorsun ya. Tamam oğlum işte. Bir tane hakem var Türk. Halli Mutmele. Paraları şöyle bir attım abi o ya. Plus'tan herkese merhaba. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız ve çok özel bir konuğumuz var. Taner Karaman'la birlikte bugün Erman Toroğlu'nu ağırlıyoruz bu ekranda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam biz isterseniz önce ben hemen şunu sorarak başlayayım. Hocam kahvesini fincanda değil, Türk kahvesi fincanda değil, çay bardağında içer. Tam o bir yudum almışken ben sorayım hocam neden çay bardağında içersiniz Türk kahvesi? Hocam 1900, milattan önce tabii bu. 1967'de, 68'de işte maç yemeği yeriz. Güneşspor'da oynuyorum veya Ankara gücündeyim. Gençlik Parkı'nda Recep Özgen diye bir yer var oralardaysak. Oraya kahve içmeye giderdik ve bunu içerdik. Aslında bunun içinde kafein falan var. Fazla içsen doping bu. Tabii. Hocam bunun sebebi şu, bak, bütün tel ve bardağın altında kalıyor. Evet. Sen Türk kahvesini Nescafe gibi içiyorsun. Tel ağzına gelmiyor çünkü tel ve hazımı zorlaştıran bir olay, mide için. Ama kimileri de telveyi seviyorlar. Bu da ayrı bir olay. Ben sevmediğim için bunda günde 3-4 tane içiyorum. Ben program yaparken de 2-3-4 evet. tane içiyorum. Sizin görmediğiniz anlarda. Tabii yani çekiyorum arada. Ben bilmiyordum bunu. Böyle tabii olmuş. Mesela Nescafe gibi. Mesela rakıyı böyle içersen daha iyi kokusunu alırsın. Size başka bir şey söyleyeyim. Benim Teoman vardır arkadaşım. Viski tadımına giderler. Bundan 2 sene veya 3 sene evvel dünyanın en iyi viski içilen bardağı ne çıktı biliyor musunuz? Nedir hocam? Çay Türk çay bardağı çıktı. Gerçekten. Çok enteresan. Çünkü bütün o kömür kokusu, o fıçı kokusu da filan. Böyle alıyorsun koyduğun zaman. Yani o kokuyu alıyorsun içerken. Onu da kokusunu alıyorsun içerken. Ben yıllar evvel alıştım, hala devam ediyorum. Süper. Bunlar hocam bu arada entelektüel bilgiler. Tabii. Ama hocam hep öyledir. Yani giyim tarzıyla, yaşam biçimiyle farklı bir tarzı vardır Erman hocanın. Biz biraz daha mesai içerisinde olduğumuz için ve çok sohbetler ettiğimiz için biliyorum. Hocam mutfağa çok düşkündür, dekorasyona çok düşkündür. Giyimine, kuşamına, tarzına. Bu konuda ayrı bir çizgisi var. Tarzınızı belirleyen giyim, kuşam vesaire bir çalıştığınız birisi var mı? Öyle yoksa... yok. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Mesela büyük yüzükleri severim. Oldum olası. Evet. Şu an parmağınızdaki de çok dikkat büyük, çekiyor. Büyük, bayağı büyük. Bu zaten Türkiye'de yok. Bu yurt dışına gidiyor. Bir arkadaşım var benim Ayhan diye kapalı çarşıda. Bir gün beni görüyor, o zaman tanımıyor beni. Karaköy'de yürürken görüyor, benim yüzüklere bakıyor elde. Ulan diyor Erman Hoca bu yüzükleri takıyorsa diyor, bunu erkekler demek hoşlarına gidiyor diyor. Ondan sonra büyük yüzük yapmaya başladı. Beni tanımıyor, beni yıllar sonra tanıdı. Erman Toroğlu ile özdeşleşmiştir artık o büyük yüzük furyası yani. Ama hoşuma kapalı gidiyor mesela. Kapalı çarşı Eminönü'ne falan gittiğinde... Bir yüzük tarif ederken ya Erman Hoca'nın yüzüğü gibi yok mu? Hani yalnız böyle yüzük değil bak mesela falan. Şu özel yapımdır. Evet. Buralar, bu özel yapımdır mesela bak bu benim kuyumcum vardır Jirayr diye Ermeni asıllı çocuk. Çok da düzgün bir adam. Ya, haddinden fazla düzgün. Mesela yapıyor bunları filan. Ya Jirayr kaç para bu diyorum. İşte abi diyor 300 dolar harcadım bana da 100 dolar verirsen ki abi lan oğlum 100 dolar bu yapılmaz diyorum. Uyuyamam diyor. Adam o kadar namuslu bir adam abi. Ne güzel. Böyle bir adam abi yıllarca ama herhalde bir 40-50 kişi tanıştırdım. Ondan da herhalde 40-50 kişi daha tanışmıştır. Kendi kazanıyor. Maşallah diyeyim. Yani şimdi gençler, videomuzu izleyenler bir girip Erman Toroğlu deyip yaşınıza baksalar hiç yaşınızın insanı değilsiniz. Maşallah. Maşallah. Evet. Gerçekten hatta biz etrafımızda bile konuşulduğunda arkadaşlarımızla yaşınızı öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Yok canım abartmayın diye. Bunun sırrı ne hocam? Ben az çok biliyorum ne kadar dikkat ettiğinizi, yediğinize, içtiğinize.
Ama siz neye bağlıyorsunuz? Bana, bu söz, gençliğin sırrını neye bağlıyorsunuz? Sözünüzü kesiyorum ama gençleşenlerdensiniz hocam. Evet, evet. Yaş aldıkça ya, gençleşenlerdensiniz hocam. Şöyle söyleyeyim hocam. Bak, bir defa durmayacaksın. Durursan düşersin. Hı hı. Bir. İki, böyle 3000 kişilik bir davete katıldım belediyenin. Ya misafirim. Oradan seyirci, hoca da konuşsun, belediye başkanı filan var. Dedim ki beni çıkarmayın şimdi, bir şey derim filan. Hoca Allah aşkına çık, ne dersen ne de ilerleyen saatlerde. Biri dedi ki, aynı sizin soruyu sordu bir bayan. Dedim ki 3S. Bunun sırrı 3S. Ne dedi? Seyahat, spor, seks. 3S. Tahmin ettim hocam üçüncüsünü. Doğru ama onu söyleyeyim. Biz de seks meks deyince herkes ama filan değil abi. O da bir net spor. Net spor. Ya durmayacaksın. Hayatta durursan düşersin. Durmayacaksın, yürüyeceksin abi. Koş. Mesela ben iki arada bir derede olsam spor yaparım mesela. Bazen uykusuz kalırım filan. Mutlak giderim spor yaparım. Bodrum'dasınız değil mi hocam? Kendimi yaratırım o sporu. Bodrum'dasınız normalde. Bodrum'da da burada da. Burada mesela sağ olsun CBK Otel'in arkasında oturuyorum. Yani otele 30 metre, 40 metreyim. Vallahi giyiniyorum, arkamdan giriyorum, sporumu yapıyorum. Tokyo terliklerle eve geliyorum. Sağ olsunlar beni üye de yaptılar yani. Belli bir para da veriyorum. Hayatımı kurtarıyor ama. Sporumu yapıyorum. Sauna buhar yapıyorum. Çıkıyorum. Harika. Ha bir de şu var. Onu da söyleyeyim. Arkadaş grubum çok önemli. Şimdi diyeceksin ki arkadaş grubun ne? Mesela. Biz ailece görüşsek. Senden de senden de. Akşam birimizin evinde otursak. İşte politika ne olur biraz. Çok da sevmem. İşte giyim kuşam. Sonunda mutlak televizyona geliriz. Mutlak ama. Televizyonda ne oldu ne bitti lan, zaten iş yerinde onu konuşuyorsun. Bırak abi, benim doktor arkadaşım olsun. Nasıl ameliyat yapıyor, ne yapıyor. Kabzı mal olsun, kuru yemişçi olsun, manav olsun, kasap olsun. Ben onlardan bir şey alayım. Onlara da vereyim ama onlardan bir şey alayım. Kendi dünyamdan çıkayım abi, başka dünyalara gideyim. Oturup işte futbolcu arkadaşım, benim hiç olmadı böyle bir iki tane. Hakem arkadaşım bir iki tane. Hiç olmadı. Hep dışarıdan arkadaşlar buldum. Hep ayrı gruplardan oldu. Gidiyorum abi, nereden bahsediyoruz? Oo, gülüyoruz, ediyoruz. Bir de yani of, ne olacak bu Türkiye'nin hali? Mahvolduk işte ne hali filan. İllet oluyor ben. Tamam da yani o kadar da fazla değil abi. Biraz da başka taraftan bakalım. Yani kurtaralım kendimizi. Of pof lan olmuyor. O kadar Türkiye'yi kurtarmak istiyorsan veya işi gir çalış lan derler adama. Çalış sen yap derler. Ben kendi işimi yapıyorum abi. Çevreyi o şekilde seçince insana farklı bilgiler de geliyor hocam. Hep böyle aynı tabii kabukta insanlarla yaşadığın zaman bu sefer kısıtlı kalıyorsun. Doğru. Mesela benim abim kadın doğumcuydu. Hı hı. Ben kadın doğumla ilgili neler öğrendim mesela. Kadınlar ne zaman hamile kalırlar? Bunu anlattım geçtiğim televizyonlarda epey. Karşıdaki kalpten gidiyordu. Ama gerçek mi? Yani bilmiyorlar. Bizi çünkü kahvede adam seyrediyor. Kasabada seyrediyor. Köyde seyrediyor. İşte var ya hani bayanların günleri var işte +26, -19, 7 koy, 3'te garanti koy, 10 gün falan değil abi, başka şekil var. Dereceye bakacaksın tamam. Vücut sıcaklığı. Çünkü hatun yumurtladığı an derecesi artar. Klasik mesela. 36, 10'da 9'sa 36, 10'da 10 olur filan ya. 7 ise 9 olur filan. Misal veriyorum. Ama bu gerçek tabii yani, bunu yaşayınca oluyor. Hocam. Hocam, röportajı şimdi... ben mi yapıyorum? hocam akıyor. biz tabii bir böyle soft başladık ama elimizdeki kitap Oynadım, Oynattım, Oynatalım. Erman Toroğlu'nun kitabı kaleme aldı. İçi Derya Deniz. Bu kitabın yazılış hikayesini, serüvenini bilenlerdeniz biz de. Az çok evet, sizinle sohbetlerimizden. Sen mi başlarsın ilk soruyu sorarak? Biraz kitap şimdi, üzerinden gidelim. Şimdi bu kitabı yazarken şöyle başlayalım. Bunun başlığı Oynatalım olacaktı. Hani Oynatalım Uğur var ya. Evet. Sonra Sermiyen Midyat diye bir çocuk var. Evet. Tanıdık, o Nişantaşı'na şey Cihangir'e gelir. Hani o Entel Dantel grubudur orada daha fazla. Arkadaşlarım da var orada. Ya dedi bu başlığa yardım edeyim. Evet arkadaş dedim, yani bu başlığı o attı. Bir. Resmi başka seçtim. Fakat sonra bu kitabı kılırken bizim büyük patron görüyor resmi. Ya diyor biz hocayı böyle tanımadık diyor. Aracı sokuyor araya. Ya diyor kendi bilir. Kendi karar versin ama şu bu resmi koyarsa daha iyi olur diyor. Güzel fotoğraf. Geliş biçimi çok güzel. Yani izah etmişim falan. Geliş olunca tamam dedim, onu mu kıracağım bu olsun dedim. Güzel oturmuş. Çok net olmuş yani. Yani bazı şeyler oluyor böyle tabii, gidiyor geliyor. Oluyor, kademe kademe oluyor. Hocam mesela, içinde çok iddia var bu arada. Var. Hocam bunu şey yapmam lazım. Evet. İyi oldu.
bunu yapmam lazımdı. Bu kitapta oğlancılık dahil, şike dahil filan her şey var. Daha yazmadığım neler var da onları yazamıyorsun. Çok net yani. Biliyorsun ama işte zor filan. Çünkü yaşadıklarım var. Yani birincisi içinde yazanların doğruluğunu şu aslında gösteriyor. Neredeyse hiç dava açılmamış. Hocam Şerol Güneş dava yazarken açtı. Dediniz ki hiç unutmuyorum odadaydık Ender abinin odasında, Ender Bilgin odasında. Çok dava yerim ben bu kitaptan demiştiniz öncesinde. Dava yerim dedim de akıllı adam bu kitapta dava açmazdı bana. Akıllı adam bu kitapta bana dava açmazdı. Çünkü haklısınız. Ben ondan korkuyordum. Ulan bunlar bana dava açmayacaklar diyordum. Korkuyordum. Açınca rahatladım birkaç kişi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Ama kitabı toplattırmaya kalktılar olmadı. Sonra kitap hakkında bir şahıslar hakkında konuşma yasakları geldi filan. Ağzımı batladım, fotoğraf çektirdim filan yaptım. Evet gördük kareyi de. Yaptım. Ya bunu yazmak mecburiyetindeydim. Yani bu arka bahçesi, orta bahçesi. Türkiye'de futbol yani yalnız futbol yok ama burada. Evet. Burada telebilik hayatım var. Bu Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli olayını anlattım. Millet çok güldü. Ama gerçekti hatta bazıları... Hatta onu bir kere daha anlatalım isteyeceğim. Kitapta detaylı şekilde yazıyor. Evet ve bunu yalan filan diyenler evet. Olmuş. Olacak şey değil ya. Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli diyorum. Ya bunu büyük büyük adamlar böyle. ODTÜ'de, BATTÜ'de mezunları, gazetede yazanlar. Ya olur mu böyle şey olmaz demişler. Buyur abi. Neydi o? Bir anlatalım hocam bir dakika. Bir yerde sordular bana. Ya neydi işte okul hayatım ya. Benim o kadar renkli ki hayatım yani. Ben Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Hem de fen bölümü mezunuyum. Ankara Atatürk Lisesi'nin fen bölümü. Felaket bir şey. Bak bu kitabın içinde var. Mezunların hiç gördünüz mü orada? Evet. Gördüm. Yani abi. Şampiyonlar Ligi mezunda. Sonra aklımda hep Amerika, Kanada, Avustralya var. Futbol işine bir daldım. Lan bırak dedim top oynayayım. İşte mahallede top oynarken Gençler Birliği'nde bir futbolcu sevgilisi vardı bizim mahallede. Beni seyrederken bizi top oynarken mahallede. Beni çağırdı gel buraya dedi. Yaşım o zaman 16 filan 15. Sen bir yerde oynuyor musun? Oynamıyorum dedim. Seni gençlere götüreyim dedi. Götür abi dedi. Ben tanıyorum onu o zaman. Gençleri sabiki. Ondan sonra götürdüler beni. Gençler Birliği genç takımında başladım. Sonra Güneş Spor'a geldim. Güneş Spor'da 17 yaşında oynuyorum. Hem as takımda hem genç takımda. Gol krallığına gittim. 2 sene. Sonra Ankara Gücü'ne geldim. Amma ve lakin. Üniversiteye girdim. Siyasala girdim önce. Hukuk siyasal arası gidip geliyorum. Lan Erman git lan dedim iktisadı bitir. Oranın devam mecburiyeti falan yok anlıyor musun? Top oynayacağım artık kafayı koydum. Valla iktisadı da 7-8 senede mi ne öyle bitirdim. Ne zaman kovacağız dediler. O zaman bitirdim. İşte o zaman da şimdi tabii hocam cepte para var. Ankara Gücü'nde oynuyorum. Ankara Gücü iyi takım. Avrupa'ya çıkıyoruz. İşte Leeds United'da oynuyoruz. 73-74 Glasgow Rangers'da oynuyoruz Avrupa Kupaları falan. Cepte para var. Ne olur? Adam araba alır. 56 Chevrolet aldım abi altıma. Belayır. Bir tek bende var Ankara'da abi. Harika bir araba. Şu anda görüyorum bazen. Minyatürleri evde duruyor bende. Ne yaparım? Bekarım da kızları toplayıp okula geliyorum. Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli kavga ediyorlar. Sağ sol kavgası. Daha aradan 50 sene geçti. Ben gene geziyorum. Bu ikisi gene kavga ediyorlar. Ama Türkiye'nin gerçeği. Onun için siyaseti hiç sevmem. Çünkü siyaset bağlar. Şimdi ben siyasete girsem bir partide martide olsam abi Beyoğlu'nda ben yürüyemem abi ya. O koruma olacak, o bilmem laf atacak. Ben şimdi Beyoğlu'nda tek başıma böyle yürüyorum abi. Ne güzel geziyorum, hür. Oraya gidiyorum. Kimseye bir sorumluluğum yok. Evet. Çünkü siyasete falan girdiği zaman bir de şeye gelemiyorum siyasette. Baskıya gelemiyorum. Bir yere girdiniz ama. Bir at, abi Cavit abi itti 91. Beni. 91. Doğru yol. Bir gün yolda gördü beni. Lan bir adam camı açtı bir baktım Cavit abi. BMW çok güzel bir araba. Hayırdır Cavit abi dedi bana dedi telefonunu ver. Yarın dedi seni dedi arayacağım dedi. Ha o telefonunu verdi beni ara yarın dedi. Aradım ertesi günü. Seni milletvekili yapacağım dedi. Ya Cavit abi ben hakemim. Şenez Erzik izin vermedi. Ben dedi alacağım dedi. Aa Şenez abiye gitmiş. Demiş ki Erman'ı istiyorum. O da demiş ki o tip adamlar girsin demiş. Bana da telefon açtı Cavit abi. Başkan evet. Şenez abi. Erman gir dedi ya. Dedim abi hakemim ben. Ya kazanamazsan devam edersin dedi. Onun üzerine girdim. Çok enteresandır. Oy kullanamadım. Çünkü seçim olduğu gün Moskova'ya gittim maç idare etmeye. Kendinize oy atamadınız yani. Evet kendime yere atamadım. Çok az farkla kaybettim. Benim karşım bizim sülale CHP'lidir hep peder beder filan. Karşımda bu kitapta enteresan işler var. Pederler filan ilgili Ecevitler, Mecevitler, İnönü'yle. Doğru yoldan kontenjan adayıyım. Karşımdaki kontenjan adayı CHP'den de Aydın Güven Gürkan.
Aytun Güven Gürkan da okuldan hocam. Çok iyi arkadaşız. Allah rahmet eylesin. Girdik. Fikri Sağlar falan akraba mı olur? Lan oğlum Erman sen CHP'nin nasıl ki? Ya abi bunun CHP'si, osu vardı bu parti yok yani. Hizmet vereceğiz hangimiz girersek falan diye. Çok az farkla kaybettim. Eğer ben kazansaydım spor bakanı olacaktım. Ben kazanamayınca Mehmet Ali Yılmaz oldu. Farklı bir kariyer. Zaten devam etme. Ha orada çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar ya bakın. Devlet adamlığı ve ileri görmek farklı bir olay. Cavit abiye dedim ki kulakları çınlasın. Cavit abi de enteresan adamdı. Ya Cavit abi ben bir aday oldum ama. Bak bu çok enteresan burada var mı bilmiyorum. Ya dedim eğer ben tekrar aday olacaksam 2 sene sonra, 5 sene sonra, 3 sene sonra bir yönetim kuruluna gireyim Zonguldak, Ereğli filan. Babaya söyle dedim hani sekreterim filan olsun bu işlerde çalışayım dedim ufak ufak. Beni aradı abi bir hafta sonra Cavit abi Erman'cığım babayla konuştum dedi ki dedi. Erman'ın önü açık öyle bir şey yaparsak onu ileride aleyhine kullanırlar o yolunda gitsin. Çünkü o ileride bayağı ilerleyecek demiş adam. İleri görüşlülük. Buyur abi. Evet. Öyleymiş. Peki günümüzün siyasetine artık bu kadar girmişken hafiften gireyim hocam. Niye yapamadı Kılıçdaroğlu? Yine niye, neden olmadı diye bir sormak lazım. Hocam yani sana bir şey söyleyeyim. Deneyimlisiniz bu konuda ülke evet, evet. siyasetinde. Yok ben halkım yani ben evet. öyle partiyi körü körüne oy veren falan bir adam değilim. Şöyle hocam karşıyla mücadele ederken önce arkanı kolla. Karşı kolay abi. Karşı benim karşımda. Benim arkam tehlikeli. Golü arkadan yersin. Hep onu anlatıyorum. Diyorum ki topun olduğu yer en tehlikesiz yer. Çünkü bütün gözler orada. Hakeme de futbolcuya da. Hakem için de söylüyorum. Hakemler kornere bakıyorlar. Böyle bakıyor. Aa diyor topa bakıyor. İş orada bitiyor. O şimdi var var kurtarıyor. Hocam hayatta da böyle. Topun olduğu yer en tehlikesiz yer. Karşısı. Rakibim var benim. X parti, Y parti. Karşıdaki benim için tehlike değil. Benim arkam tehlikeli. Ben arkadan gol yerim. Kılıçdaroğlu arkadan gol yedi. Evet. Önce arkanı kolla. Hani molla arkanı kolla. Sonra karşıyı kolla. Molla arkanı kolla. Benim gördüğüm. Ben bu yorumu yapıyorum. Kimine uyar kimine uymaz. Uyarsa da uymazsa da dersin geçersin. Halk diliyle. Ben onu gördüm. Evet yani Ceyda senle devam edelim evet. istersen. Şimdi bir taraftan sizin sosyal hayatınıza bir taraftan tabii yapmış olmuşsunuz. Futbolcu da oldunuz, hakem de oldunuz. Kendi ticari işleriniz de vardı. Yöneticiyim. Yöneticisiniz aynı zamanda. Yönetici. Ve trafikte de Erman Toroğlu şöyle bir etrafınızdayken dikkat edin. Fahri müfettişlik evet. mi? Hocam bu şey tabii çok fazla değil ama bu ekonomik sıkıntılarda da çok fazla ceza yazmak işime gelmiyor ya. İçinize sinmiyor. Ya adamlar yani. Zaten perişan olmuşlar. Bu bir de cezalar da okkalı. Ha, ters yola falan girerse tamam da. Abi benim anlamadığım şu. Mesela ben Bodrum'da ve İstanbul'da yaşıyorum. 50-50. Abi Bodrum'da yaşıyorum. Motorlar kaldırımdan geçiyor. Lan şeytan diyor ki lan bir tane koy motora gitsin şu alacak. Ben yürüyorum motorların üstüme geliyor adam. Bir de kornaya basarak. Kaldırımda ya. Bodrum'da. Kaldırımlar belediyeye ait. Yollar trafik polisine ait. İstanbul'da da öyle. Bütün ters yollarda motorlar. Ben en çok neye kızıyorum biliyor musunuz hocam? Yeğenim bebekken onu gezdirdiğimde kaldırıma araba park edenler. Bebek arabasıyla mesela geçiyor anne, ebeveyn, baba. Kaldırıma... Yola ineceksin. Ya yola ineceksin. Kaldırıma şey ediyorlar. Amaların gezdiği yollara ediyorlar. Adam geliyor geliyor çat 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 arabaya vuruyor. Tabii. Hocam bakın. Şimdi ben dünyada her yere gittim. Size soruyorum. Buyurun hocam. Bir yere indiniz. Dünyada bir yere indiniz. Afrika, Amerika, Asya. Otele doğru gidiyorsunuz. Etrafa bakıyorsunuz. Bu ülke kaliteli bir ülke mi? Medeni bir ülke mi? Değil mi? Nasıl anlarsınız? Kaldırım boyundan hocam. He? Kaldırım boyundan. Kaldırım? Boyundan. Yüksekliğinde. Kaldırımın boyu yüksekse evet. oraya araba giriyordur evet. vesaire ama alçaksa evet, sıkıntı yok. Kaldırım yüksekliği ufacıksa ben bunu sizden sağlam bu ülke. Kaldırım böyleyse ya Kenya'da bilmiyorum gittiniz mi gülmekten ölüyordum ya. Kavşağa girerken o şeyler var ya maniyalar. Hocam 10 tane maniye olur mu ya? 10 böyle hop araba hop. Hadi girsene. Ya gülmekten öldüm ya. 10 tane böyle. Hop 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 hop. Kenya'da.
Hocam hangisini daha çok sevdiniz? Oynamayı mı, oynatmayı mı? Yoksa tamamen sonrası işte ticaret, yorumculuk? Hocam oynamak çok keyifli bir şey ya. Yani mağlup oluyorsun, galip geliyorsun, terliyorsun. O böyle var ya antrenmandan sonra. Benim hayatımda böyle çok köşe başı kararlar vardır. O köşe başı kararları almadan evvel iyi bir idman yaparım. Çok iyi bir idman yaparım. Terlerim sauna bile. Sonra gelirim eve tek başıma. Biraz cin alırım ben cinciyim. Portakal, greyfurt falan olacak ama böyle şey değil. Bir tane sonra karar veririm. Hep doğru kararlar verdim. Onu söyleyeyim. Hiç yanılmadım. Spor yapıp da beyin daha iyi çalışıyor. Onun için yani o spor yaptığı zaman ben rahatlıyorum. O formayı çıkarırken ki o ter kokusu var ya dünyanın en güzel kokusu. Hiçbir esans onu değişmem hocam. Böyle onu çıkarırken böyle herkes leş gibi der ya o dünyanın en güzel kokusu. Oh derim ben mesela. O beni rahatlatır. Onu söyleyeyim. Ama onu tabii yapmayan bilemez. Sonra hakemlik yaptım. Sonra da işte televizyon yapıyorum. Şimdi futbolcuyken 11 kişisin. 11'e bölünüyor. Başarı, başarısızlık. Hakemken bir kişisin arkadaş. Hakem. Bak maçın hakemi. Diğerleri yardımcı. Maçın hakemi bir tane. Düdük çalıyorsun, her şey duruyor. 90 dakika boyunca kral sensin abi. Kralsın. Hop çal filan. 90 dakika bitimini iyi hesap et. Ondan sonra anan ağlar. Onun için kral sensin. Orada tek başınasın. Ha orada da şu prensiple hep hayatımda yürüdüm. Bu maçım, benim bu maç son maçım olabilir. Nitekim öyle bir maç oldu. Öyle bir maç oldu, bırakıyordum. Fener Galatasaray maçı. Aa gazeteler yazılar yazıyorlar filan. Erman Toroğlu'na 5 hafta maç yok. Hayda. Lan bir hafta maç yok. İkinci hafta gene maç yok. Komite başında da İlmi abi var. Beni yaratan adam. Hep böyle dik gidin, sağlam olun diyen adam. Üçüncü hafta çarşamba günü hakem işleri müdürü var Özcan diye. Lan Özcan dedim, liseden arkadaşım. Bu hafta maçın var mı yok mu? Senin önüne liste gelince bana haber ver. Ama bak haber vermez de listeyi açıklarsan sorumluluk sana ait. Çünkü bunu anlatacağım o zaman dedim. Ne yapacaksın ki lan dedi bana. Eğer bu hafta maçım yoksa hakemliği bırakacağım. Hadi lan yürü git dedi bana. Ciddi söylüyorum bırakacağım. Abi liste gelmiş. Haldeyim o zaman. Erman'cığım maçın yok dedi. Ha, 5 haftaya gidiyoruz. İki büyük takım istemedi. Hilmi abi de şerbet yapıyor onlara. Şimdi senin baban var ya dedim. Benim babam değil ki oğlan dedi. Senin baban dedi Hilmi Okç. Ona söyle dedim. Bu hafta maç almazsa hakemliği bırakıyorum. Sen ciddi mi söylüyorsun? Lan bilmiyor musun beni? Tanımıyor musun lan? Okul arkadaşımız sen. Bu açmış. Tabii anında telefon. Hilmi abi. Hızlı hızlı konuşuyor rahmet. Ona bak. Sen hocamla konuştun mu? Konuştum Hilmi abi. Ne hakemliği mi bırakıyorsun? Bırakıyorum Hilmi abi. Niye bırakıyorsun? Ben sana şimdi başka maç verirsem, büyük maç, ufak maç veremem sana hızlı konuş. E ne olacak o zaman? Bir hata daha yaparsan. İlmi abi sen ne diyorsun dedim ya. Ben bu maçta hata yapmadım ki. Fener'e Galatasaray'a şerbet vermedim. Sen demiyor musun bildiğinizi çalın diye, inandığınızı? Sen ne diyorsun İlmi abi dedim ya. Ben dedim EYM yapmadım, öyle şerbet de vermedim ama sen şerbet veriyorsun. Vallahi İlmi abi, hakemliği bırakıyorum. Geldi haber, maçım yokmuş. Kapat dedi abi, kapattım. 5 dakika sonra bir daha açtı. Sen saat de 10.30 falan ha sabah. Sen yerinde misin? Sen neredesin? Abi işte şey dükkandayım, haldeyim. Sen şu anda normal misin? Ya normalim Hilmi abi sen ne diyorsun sen yani? Yok yok sen normal. Ya Hilmi abi sen hasta mısın ya? Ben normalim ya. Hilmi abi dedim bırakacağım ya. Sen neyin mücadelesi yapıyorsun? Ya maç verirse ya bırakacağım dedim. Öyle dedim laf etme öyle. Ben sana ufak maç veremem. Büyük maç verirsem de hata yaparsan. Ne demek dedim ya? Ben dedim bu kapattı. 10 dakika, 15 dakika sonra Özcan aradı. Ulan sen ne bizim bilmem neyin çocuğusun dedi. Ne oldu dedim. Samsun Beşiktaş maçına gidiyorsun dedi. Hayda tamam. Ben şimdi maça gittim. 3. hafta. Sabah orada bir Turban Oteli var orada kalıyorum. Spor yazarlar da orada kalıyor. Bilal Meşe. Aşağı indim kahvaltı var tabii maçta 2'de falan herhalde. Oğlum dedi Gordon bile kaç para yedirdin lan dedi bana. Ne oldu lan dedim.
Perşembe günü Beşiktaşlı spor yazarlarını şeye götürmüş bu. Aksaray civarında neresi var o şey, çok balıkçıların olduğu yer. Kumkapı'ya. Orada muhabbet etmişler. Orada benim lafım geçmiş. Derman Toroğlu falan tabii ortalık karışık ya çarşı. Adam demiş ki Gordon Bill, ya demiş bu hakem dünyada nadir hakemlerden biri, kıymetli miydin? Bu tip şeyleri yıpratmayın demiş adamı. Yani bu çok az hakemden biri demiş yani dünyada falan diye o tarz bir şey konuşmuş. İşte biliyor musun? Ertesi gün manşet. Mesela bir başka olay daha bu işte. Sonra ben devam ettim tabii. Bir gün Galatasaray Fener maçına geldim. Şey Galatasaray Beşiktaş'a geldim. Ali Sami Yen'e. Lig maçı. Derbel Galatasaray'ın teknik direktörü. Mustafa da var mı yanında bilmiyorum. Maçı idare ettim. Maç 0-0 bitti. Bizim Devrim Sağıroğlu var. Vefat etti o. Soyunma odasına indi. Oğlum dedi. Spor yazarları sana bir geçirdiler. Anam anam dedi. Yani kafanı kaldıramayacaksın dedi. Canları sağ olsun dedim. Hiç öyle şeye bakmam abi. Ben ne yaptığıma bakarım. Abi derval, tabii gazetelere yıldızlar veriliyor. Derval TRT'ye mi bir yere röportaj veriyor. İşte maçı anlatıyor filan. Sonra diyor ki adam. Yalnız bugün diyor maçın bir hakemi vardı diyor. Ben bu tarz hakem nadir seyrettim diyor. Dünyada diyor. Bunu söylüyor derval. Hocam bütün yıldızlar üç. Nasıl siz basın mensubusunuz lan? La inanıyorsan bir de devam et. Üç verme. Yani derval iyi dediği diye üç vereceksin. İyi deme. Demek ki kendin bilmiyorsun bu işi. Hocam oralardan geçe geçe geliyorsun. Buradan şunu anlıyorum hocam. En sevdiğiniz sanki hakem. Şimdi hocam şöyle oluyor sana söyleyeyim. Maçı idare ediyorsun. Maçta hiç ses yok abi. Herkes tiyatro gibi seyrediyor maçı böyle. Abi bir düdük çalıyorsun terse, bir daha terse, vurun çocuğu imdiken filan. Oh lan diyorsun ya tamam oğlum işte. Kendinize gelin ya. İşin esprisi. Peki hocam, Taner müsaadenle tabii, bugün lütfen, seninle lütfen de konuştuğumuz, onu da sorayım bu kadar hakemlikten bahsetmişken. Bir 93-94 sezonuydu galiba. Trabzonspor Galatasaray maçı. Okan Buruk'un bacağının kırıldığı karşılaşma, Soner'le girdiği ikili mücadele sonrası Okan Buruk'un bacağı kırılıyor. Siz sarı kart takdir hakkınızı kullanıyorsunuz o karşılaşmada. Bugün döndüğünüzde, o günü düşündüğünüzde yanlış karar verdim mi diyorsunuz? Bugün olsa kararınızı değiştirebilirsiniz. O günkü hakem Erman Toroğlu gene sarı kart verir, oyu kurallarına göre. Bugünkü Erman Toroğlu kırmızı verir. Sebebi, o zaman top böyle... Topun üstüne çıkma falan diye bir şey yok. Soner yandan geliyor iyi biliyorum. Okan böyle topu dürttü. Soner buradan geliyor topa vuracak. Okan çok çabuk oyuncu. Dürtünce onun ayağı geldi ayağına. İllet oldum zaten. Top, şimdi topun üstüne çıkamıyorsun. Şimdi topun üstüne çıkamıyorsun. Şimdi kırmızı. Ama o zaman öyle bir şey yok. Gene olsa gene sarı verir. Bugün kırmızı. Ya... İşte şeyi söylüyorum ya, işte bu hafta Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Bana sorsan penaltı değil ha, böyle penaltı olmaz. Niye? Adam vuruyor topa, top avuta gidiyor, görüyorum. Geliyor adamın ayağı, adama geliyor, doğru. Oyun kuralları diyor ki işte topun oyun alanında olması lazım. Hareketin ceza alanında olması lazım filan diye. Kanun koymuş, penaltıyı veriyorsun. Hakem de bir şey diyemiyor. Ha, bana sor, benim yorumum penaltı olmaz ondan. Ya adaletli değil. Ama kural koyucu öyle koymuş hocam. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Hepiniz gördünüz. Evet. Evet hocam. Hocam kitaba döneceğim. Kitabında da şimdi şike var, FETÖ var. Çok fazla detay var aynı zamanda. Ama bir tane şahıslara gireceğim biraz yavaş yavaş. Benim de böyle zaman zaman karşıma çıkan bir isim. Hatta özellikle vida, vakti zamanda vida ile alakalı bir mevzu olduğunda böyle beni linçletmeye çalışan birisi vardır. Rea Muhtar. Şike'nin işbirlikçisi diyorsunuz Rea Muhtar'a. Hatta medya ayağını yapan kişi gibi bir ifadeniz var. Şöyle var. Ne yaptı hocam Rea Şöyle Muhtar? Var, şöyle var. Bir program yapıyoruz Rea Muhtar. Rea Muhtar'la program yapmak istemedim de. Bizim Karaca sağ olsun. O rica etti. Onun Ankara Koleji'nden arkadaşıymış. Ahmet Çakar da istemiyordu. Üçümüz beraber program yapıyoruz. Adı da Son Kale zaten. Hemen Son Kale oldu zaten. Bir daha kale olmadı. Abi bir maç oynanıyor Eskişehir'de. Eskişehir Spor Fenerbahçe maçı. Maç ortada gidiyor. İyi bir stoper var Eskişehir'de. Müthiş oynuyor olan. İlk yarı 0-0 hatırlıyorum falan. Oğlanı
Antrenör Bülent Uygun oyundan aldı. Hocam, devlette hiçbir evrak kaybolmaz. Onu bir altını çizeyim. Abi oyundan aldı. Fener kazandı. Olabilir. Akşam Serhat Uluerhan falan program yapıyoruz. Pazar günü. Pazartesi de son kale var. Ahmetler. Ya. Serhat dedi ki, hocam maç için ne diyorsun dedi. Dedim ki tek cümle kuracağım. Bu akşamın en formsuz adamı Bülent Uygun'du dedim. O kadar. En formsuz adamı Bülent Uygun'du dedim. O kadar. Ertesi gün yayına girdik. Lan yayın gidiyor. Aa. Bülent Uygun bağlandı. Yayına. Benle Ahmet'i var ya anam. İtin şeyine sokuyor çıkarıyor. Ben de bekliyorum. Ahmet de bekliyor tabii. Çünkü abi konuşma bitti Bülent'in. Bülent sana bir şey soracağım dedim. Reha'dan cevap. Yok soramayacaksın dedi. Nasıl yandan dedim. O konuşup gidecek. Biz konuşacağız. Senden ne konuşacağım lan ben dedim. Senden ne konuşacağım lan? Toplam mı anlıyorsun senden konuşacağım dedim. Ahmet de oradan delirdi. Biz bunun üstüne yürümeye kalktık. Program yarıda kaldı. Dövecektik çünkü net. Bir sefer daha oldu. Gene dövecektik. Gene yarıda kaldı. Abi aradan bir sene falan geçti. Beni organize suçlardan çağırdılar. Allah Allah dedim ya ne oluyor lan organize suçlarda? Gittim lan kapıdan kapıya giriyorsun. Kapıdan Vatan Caddesi. Kapıdan kapıya giriyorsun. Üç tane genç çocuk polis sivil. Çay kahve ısmarladılar. Hocam dediler sizi şunun için çağırdık. Biz dediler bu şeker olaylarında hem teknik takip yapıyoruz hem sizi programı seyrediyoruz dediler bir tarafta. Siz öyle şeyler söylüyorsunuz ki hani bizden değilsiniz polis değilsiniz ama ya öyle şeyler söylüyorsunuz lan bu bizden değil nereden hani bunu çıkarabiliyor diyoruz dedi adam. O dedi hani dedi son kale programında dedi size dedi şey bağlandı dedi antrenör. Evet dedim. Onun nerede olduğunu biliyor musunuz o gün dedi o gece dedi. Çünkü dedi siz burada yayın yaparken burada teknik takip yapıyoruz dedi. İki televizyon yan yana o odada. Nereden bileyim dedim arkadaş ya. O zaman nerede olduğunu size gösterelim dediler. Yazı inmeye başladı. Bülent Uygun İlhan Ekşioğlu'nun evinde. Ondan sonra telefon geliyor ya muhtardan. İlhan Ekşioğlu diyor ki oğlum yapma bu işi diyor rezil edeceksin biz diyor. O da diyor ki yok diyor ben diyor söz verdim Reha abiye diyor. Kapının dışına çıkıyor. Konuşuyor epey. Kapı açık ama. İçeriden İlhan Ekşioğlu diyor ki lan oğlum kapat gel buraya rezil olacağız lan diyor. Deyince abi diyor Reha abi diyor yol verdi diyor. Erman'la Ahmet'in ana, avrat, kitap hepsi var yazıda. İkisinin de diyor. Bütün yazı akıyor. Bu devletin resmi emri abi. Vatan Caddesi'nde. Bu da kitapta var. Nasıl olacak? Şimdi işte İlhan Ekşioğlu dediniz. Reha Muhtar orada organize suç vesaire. 3 Temmuz peki şike miydi? Hocam o günler ne konuştuysam hala arkasındayım. Kitabınızda da var bu detay var. Aslında. O günler ne konuştuysam hala arkasındayım. Hocam şike olmayan seneler az oldu ya. Bütün takımlar bulaştı. Bunu Ankara Gücü'de dahil. Fenerbahçe, Beşiktaş, hepsi dahil. Hepsi dahil ya bıraksınlar bu işi. Hepsi bulaştılar. Oradaki bir lafı Aykut doğru söyledi. Bu sene bize radar niye tutuldu dedi. Onu da bilemem tabii onu. Fethullah grubu mu tuttu başa grubu onların bileceği iş. Aziz Yıldırım grubu nedir ne değildir. Yani biliyorsun Aziz Yıldırım'la o yurt dışına giden savcı mavcı top oynuyorlardı abi. Arda marda gidip kapalı şeyde. Halı sahada. Evet, kaçak. Münasebetleri çok iyiydi abi. Savcı, kaçak olan. Münasebetleri çok iyiydi yani. Onlar kendileri bildiler. Yani peki şu anda... O tarafı yoksa ben yaptım yapmadım filan. Ya zaten bu işlerde orada kayıtlar mayıtlar hepsi var abi. Peki ciddi temizlik yapıldığını, arındığını düşünüyor musunuz bu terör Hayır. örgütünden? Hayır. Ya arkadaşlar bakın Ceyda, şimdi birincilikte, ikincilikte futbolculara para veremiyorsun. Futbolcular çoluğu çocuğu evli olanlar eve götüremiyorlar. Ya bunlarda iddiaya girenler olduğu söyleniyor. Hatta futbolcuların ya paramızı alamıyoruz ama ne yapalım iddiaya giriyoruz deniyor, soruluyor ama bilmiyorum ne kadarı doğrudur ne kadarı değildir. Yani
Devlet araştırsa bunları bulur. Yani banka hesapları, karısının hesapları filan. Hepsi bu dahil bunlara yani. Hakemi, onsu busu. Bunlar ha, bunlar çok zor değil ki. Peki hakem camiası FETÖ'den arındı mı hocam? Çünkü futbol hocam, camiasına bir operasyon FETÖ'yle oldu. FETÖ'yle benim hiç alakam yok. Bazen FETÖ'cü filan da dediler aptallar. Dedim FETÖ'yle, METÖ'yle. Çünkü benim hayat görüşüm FETÖ'yle 180 derece ters. Evet. Yani olmaz. Ama ben arındığını hala daha zannetmiyorum yani. Çünkü bakıyorum. Hani vazgeçenler var mı, hala sevenler var mı? O onların sorunu abi, bilmiyorum. Ben hiç çünkü aralarına girmedim. Çocuklarımı da öyle yetiştirmedim. Bilmiyorum nedir ne değildir. Hocam çok iddialı söylemleriniz oluyor kariyeriniz boyunca. Ölüm tehditleri aldınız mı? Hocam ölüm tehdidi almadım. Bir tek şeyde bana vurmaya geldiler. Gürcistan maçından sonra bu Arçil'le Şota'yı gördüğüm maç. Orada işte bana para verdiler. Ben parayı UEFA'ya verdim. İki sene attılar onları. İki sene atınca bunlar vurmaya geldiler. Ben silah taşıdım. Taşıma ruhsatım var. Hala taşıma ruhsatım var. Maalesef. O taşıma ruhsatını alıyorum. Silah sevmiyorum. Taşımayı da sevmiyorum. Ama taşıma ruhsatım var. Silahım da 14+1 hocam. Simit Vesson. Ankara güçlüyüm ya. Makine kimyadan aldım. İyi bana kıyak yaptılar. İyi silah verdiler. Bir de öyleymiş yani. Diyorlar ki polis arkadaşlar bu silahı sakın verme. Bu silahı diyorlar suya at, çamura at. 3 ay kalsın çıkarsın ateş edersin diyorlar. Ben anlamam silahı. Allah kullanmasın. Allah kullanmasın. Evet. Zaten taşırsan kullan. Ben son bir sene maçlara silahla gittim. Şaşırıyorlardı tabii. Mecburiyetten. Mecburiyetten. Tabii Ahmet Hoca'nın, Ahmet Çakır'ın da malum başına gelenler sonrasında. Onu nasıl değerlendirdiniz hocam? Onu bilmiyorum hiç yani o. Kendisi onu dedi, bunu dedi, şu vurdu dediler ama bir türlü bir şey çıkmadı ondan bilmiyorum. Ama onun şöyle olduğu söyleniyor yani vurulup dışarıdan geliyor birisi vuruyor, silahı kaybediyor, tekrar basıyor gidiyor dediler bilmiyorum. Hocam Allah kullandırtmasın. Şimdi tabii hak, hukuk gerçekten güzel işliyor. Özellikle sosyal medyada ben yakinen biliyorum ve şahit oluyorum. Yukarıda Aspor'da ofisimize sürekli çiçek gelir. Erman Hocam'a notlar yazılır. Bizim hepimizin şikayetçi olduğu konu, durum maalesef klavye başında gençlerimiz bazen yaş ortalaması yükselebiliyor da bazen şuursuzca davranıp hepimizi üzecek sözler söyleyebiliyorlar ve bunun hukuken bir karşılığı oluyor. Hocam da bundan asla şaşmıyor diyeyim ben. Çünkü onu bir anlatalım. Ezgi Hanım'a da buradan selamlarımızı yollayalım. Sevgili hocamın güzeller güzeli eşi Ezgi Hanım. Avukata hocamın aynı zamanda. Öyle kolay değil. Ben yazarım sonra özrümü dilerim. Hocam da beni affeder. Hiç olmuyor. Benden muhatap olmuyor zaten Ezgi. Zaten doğrusunu yapıyor. Bu işin diyor pazarlığı olmaz diyor yani. Ya böyle olur ya mahkeme olur diyor. Bu işin pazarlığı olmaz diyor. Ben zaten hiç karışmıyorum. Kitabınızı ilk okuyunca ne yaptı eşiniz? İlk okuyunca ne ya? Tam kitabı yazıyoruz şeyler. Bizim arkadaşlar şeyler. Bu bir giriyor içeriye. Allah bunu yazarsanız çok mahkeme olur falan. Karışma diyorum ya arkadaşlar, bu benim kitabım. Senin dik ya. Açılırsa açılsın mahkeme abi. Hani kuştan korkan darı dikmesin abi. Hocam yazdım bu kitabı. Sonuna kadar arkasındayım. Yazdıklarımın hepsi doğru. Yarın bir gün bir iki mahkemeden de aleyhime bir şeyler çıkar. Hiç canları sağ olsun. Zaten bu kitaptan aldığım paranın işte mahkemeden bir şey çıkarsa vereceğim. Diğerinin ne kadar gelirse Darükşafaka'ya vereceğim. Hiç para almayacağım. Ben bu kitabı para için çıkarmadım. Bu benim borcumdu. Bir eser. Bu kitabı herkesin okuması lazım. Çünkü siyasette işler var, bilmem nerede var. Mesela ya size onu da anlatayım. Şimdi üniversitedeyiz. Ecevit çıktı. İşte mavi gömlek, güvercinler filan. Biz de solcuyuz ya. Mavi gömlek filan. Ecevitçiyiz filan. Peder dedi ki oğlum dedi bu Ecevit'in peşinden gitmeyin dedi. Peder de çok enteresan. Emekli sandığında çalışıyor. İsmet İnönü'yle arası çok iyi. Ulus gazetesinde başka isimde yazı yazıyor. Oda arkadaşı, odada masa arkadaşı Ecevit. Bülent Ecevit masa arkadaşı. Beraber yazıyorlar. Ama Peder başka isimle yazıyor. Dedim ki adama dedim kıskanıyorsun dedim. Niye dedi? Oğlum dedi bak. Bu dedi karısının dedi sözünden dedi ayrılmaz. Karısı ne derse olur dedi. Partiyi de karısı idare eder dedi. Ya bırak adamı dedim kıskanıyorsun filan dedim. Görürsün dedi. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Babam haklı çıktı. Raşan'ın bayağı
söz sahibiydi. Babam haklı çıktı. Maalesef babam haklı çıktı. Yani ne diyeyim size ya. O kadar şeyler yaşadım ki. Mesela Kocatepe Camii var şimdi. Onun bu tarafında oturuyorum. Yani Mithat Paşa'nın ucunda oturuyorum. O zaman Kocatepe Camii su deposu. Sevgililer geliyorlar. Oturuyorlar böyle, koklaşıyorlar filan. Biz de röntgen yapıyoruz. Sevgiliyiz ya, böyle bakıyoruz filan. Bir de su deposu olduğu için borular var. Sudan bir bakıyoruz filan. Sonra o cami, işte o su deposu yıkıldı. Kocatepe Camii olacak. Vedat Dolakay bir cami çizdi. Mimar. Benim de ilk evliliğimin şeyidir. Nikah kıyan insandır. Allah rahmet eylesin. Çok tatlı adamdı. Nikahtan bir 4-5 ay sonra trafik kazasında öldü. Ondan sonra cami inşaatı başladı. Abi cami inşaatı başladı. Temel atıldı. Ama o sırada hükümet, Demirel, Erbakan filan var. Abi Erbakan su koydu. Dedi ki bu cami dedi olmaz. Bu caminin dedi minareleri rokete benziyor dedi. Bu camiyi bizim klasik cami yapacağız dediler. Ve kabul edildi. Klasik camiye dönüldü. Fakat o cami yaptılar ama onu yaptıktan sonra o cami kaymaya başladı. Benim bacanam vardı çok severim Luk diye. Bu din olayını falan çok. Onlar çok yardım ettiler falan. Camiyi toparladılar altını. Destekler falan verdiler. Sonra Vedat Dolakay sinirlendi adam. Pakistan'da yapılan bir caminin yarışmasına girdi. Dünya mimarlık ödülü aldı. O cami Pakistan'da yapıldı, İslamabad. Kitapta var resmi. Hem Kocatepe Camii var hem orada yapılan cami var. Hocam neler var bu kitapta ya? Yani ihtilal girişimleri var, benim yedek subaylığım var. Şeyler var, tavukçular var. Ne bileyim, hıyarcılar var, domatesciler var. Ha, hayatımdaki hiçbir ödülü saklamadım arkadaş. Çok ödül aldım. Bir tek ödül var. Türk Kanser Derneği'nin verdiği ödül. Hormonlu gıdalarla şeyi bozuk. GDO'su bozuk gıdalarla yaptığınız mücadeleden dolayı size minnettarız diye bir tek onu saklıyor. Mücadelenizden isterseniz biraz bahsedin hocam. Çünkü her geçen gün bu problem özellikle çocuklar için bayağı bir tehdit oluşturuyor. Biz gençliğinden bahsediyoruz hocanın ama hocam biraz bahsetmişti. Aynı zamanda beslenmesine de çok dikkat ediyor ki mevsiminde... Hocam bakın size bir şey söyleyeyim. Bunları ben televizyonda ufak ufak söylüyorum. Seramalı. Ya seramalının iyisi yenir. Çok iyi seralar çok düzgün yapılırsa yenir. Ama seranın davası ne? Yani seranın şeyi ne? Yazın oluyor domates salatalık değil mi? Evet. Serayı yaz haline getireceksin kapalı. Onu ne? Isıtma kullanacaksın. Çok pahalı. Bu sefer öteki tarafa dalıyorsun. O salatalıklar işte uzuyor muzuyor çatır çutur filan. Ali Kırca yaptıydı. ATB'de salatalık uzadı filan. Ama benim insanıma ben bazen sinirleniyorum. Mesela iyi tavuk üretenler de var muhakkak. Ama kötü tavuk üretenler de var. Ya ben konuştuktan sonra tavuk yemiyorum dedim. Tavukçular bana milyon dolarlık dava açmaya kalktılar. Hürriyet'te tam sayfa bile. Ya benim insanım şunu demedi bana yolda ya. Ya Erman Hoca şu tavukçulara konuş da daha iyi tavuk yiyelim demediler. Hocam şu tavukçulara konuş da daha ucuz tavuk yiyelim dediler. Ulan batsın sizin ucuzunuz lan. Ulan 5 sene 10 sene önce ödür. Ben onun için abi gıdama dikkat ediyorum. Yazın yazdıkları yerim, kışın kışlıkları yerim. Ya kışın abi lahana, ne bileyim kereviz, yer elması, pırasa, ıspanak, semizotu. Abi ne güzel şeyler var ya. Mesela semizotu bizim bağ vardı Mersin'de satıldı sonra. Bize üzüm gelirdi bağdan. Annem Selanik tarafında olduğu için o iyi biliyor bu işleri. Üzümün üstüne bir ot koyarlar. Ulan o üzüm 3-4 gün bayağı sulu kalıyor. Üzüm hiç bozulmuyor. O ottan dolayı. O şeyden dolayı. Ot değil de işte sebzeden dolayı. Sebze ne biliyor musunuz? Semizotu. Çok severim. Yeşil olan her sebzeyi. Çok severim. Bayılırım. Yoğurtlu şöyle semizotu. Aynı zamanda o zaman bu kadar mutfağa girdik. Sorayım. Hocam mutfakta da çok maharetlidir. Yemek yapmayı sever. En severek yaptığınız yemek hangisi hocam? Geçen gün kitap fuarına gittim. Çok da güzel bir kitap fuarıydı. Şeyde Merzifon'da çok kaliteli bir belediye başkanları var. Her partiye aynı uzaklıkta falan. Çok da kalabalıktı. Yavuz Donat da geldi. Yavuz abiyi de kaç senedir görmediydim. O da iyi oldu. Çünkü Ankara'da ilk müdürüm oydu benim.
Hatta para vermem demiş Erman'a, çalışırsa. Ya dedim, ben para istemiyorum, çalışırım. Öyle girdi, burada da anlattı. Epey kalabalıktı. Bir 150-160 kitap imzaladım. Şimdi orada dedim ki ben yemeği de dedim yaparım. Çünkü dedim kadınlar yemek yapan erkeği çok beğenirler. Çok seksi gelir kadınlara yemek yapan erkek. Bunun altını çizeyim. Bir kenarda dursun bu. Oradan bir çocuk dedi ki, genç böyle, hocam en iyi yaptığın yemek ne dedi? Makarna dedim. Ya onu ben de yaparım dedi. Daha üstlenemedim. Mesela şöyle diyecektim. Yumurta kırarım. Şimdi derler ki, ya hiçbir şey yapmazsam yumurta kırarım. Ya hiçbir şey yapmazsam limon satarım. Nah satarsın. Nah kırarsın. Ben aşçı alırken yumurta kırdırırım. Aşçı alacak olsam restorana önce yumurta kırdırırım. Öyle yumurta, ben bir tezde 3 tabağı yumurta yaptırdım, geri gönderdim. Hocam sen gel yaptın ya. Lan deliyle gidin lan dedim. Delirdim çünkü. Sana yumurta istedim ya. Yumurtayı kırmış, kapağı kapatmış. Yumurtayı onu yapmış, ben beyaz olmuş. Limon satarım, satamazsın. Limon satmak kolay değil. Biliyor musun limonun ne olduğunu? Herkes atıyor abi. Daha her şeyin bir şekli var ya. Yani kolay değil. İnsanlar, şimdi ben bakıyorum gençlere. İşte hemen mezun olalım üniversiteden. Araba alalım, evimiz olsun. Kolay değil abi. O kadar çok mücadeleyle geliyorsun ki bir yerlere. Hemen olsun, olamıyor abi. Hele bu şartlarda çok zor. Bir de şu var. Bütün dünyada bu ama. Bence. Ben lisede okusam, üniversiteyi farklı şekilde okurum veya yaparım. Mesela bilgisayarcı olurum, telefon tamircisi olurum. Meslek sahibi olurum liseden itibaren, çok net söylüyorum. Meslek sahipleri yok ya. Usta bulamıyorsun abi. O konuda çok dertliler. Berberler falan bayağı dertliler. Evet abi, yani mesleğimiz, üniversiteyi bitiriyorlar. Var. Hiçbir altı yaramıyor abi üniversite. Gidiyor 5 sene 6 sene. Sonra gidiyorsun askerlik, bir de orada gidiyor. Yok abi. Lisede atılacaksın abi hayata. Kız erkek. Kız erkek. Kadın erkek. Lise 1'de mesela benim kızım, oğlum lise 1'de gidip çalışacak abi. Ben çocuklarımı ortaokulda falan soktum işe. Sizin ilk profesyonel olarak para kazandığınız, ilk eve para getirdiğiniz yaşınız, işiniz hangisiydi hocam? Ne yaptınız o parayla? Hocam Güneş'i buradayım. 16 yaşındayım ben, 17 olmuşum. Ya 5.000 lira para aldım. Evde de kimse yok biliyor musun? Abim yok, annem babam yok. Ya 5.000 lira ama şöyle para abi, 5.000 lira nerede abi? Babam memur abi, 5.000 lirayı nerede görecek adam? Benim yaşım 17. Ya böyle geldim, paraya baktım, baktım abi kimse yok. Paraları şöyle bir attım abi havaya. O da bir yüksek biliyor musun? Çok güzel. Böyle gökten para yağıyor. Oh. Harika hocam. Şimdi oynadınız. Şimdi de yorumculuk yapıyorsunuz. Ama benim etrafımda da çok insan. Sosyal medyada bazen maç sonu program esnasında çok sosyal medyada da yazan oluyor. Ya Erman Hoca bu kadar konuşuyor, bir de başına geçse diyor. Sizin ya hocam böyle... bunu o kadar çok yapıyorlar hocam. Bak, hakemliğe girdiğim gün ya, daha ne halt olacağım belli değil. Ve ben hakemlikte aşağıdan başladım ha. Amatör kemiği falan boş ver. DSİ, MTA maçına veriyorlar. Bundan sonra ne maçına? Sabah 9'da gidiyorum akşam 6'ya kadar. Bir orta, iki yan falan. Çömeziz ya. Ben Ankara Gücü'nde oynamışım, kimse sallamıyor. Oralardan geçeceksin. Hocam, girdiğim gün kendimi bağladım. Çünkü bu alemi bildiğim için, hakemlik alemini. Eğer dedim FIFA hakemi olur da bir gün FIFA bitirirsem ne gözlemcilik yapacağım ne de MHK'lerde görev alacağım. Almayacağım dedim. Hocam dediğimi yemem. Niye biliyor musun? Çünkü bunu yapmaya kalkanların hepsi yalakalık yapıyor. Alay yalakalık yapıyor kulüplere. Üç büyük takımla iyi geçinemezsen gelemezsin oralara. Oralara gelmek için üç büyük takımla iyi geçineceksin hala. Hala. Altını çiziyorum. Onun adamı var, onun adamı var. O Galatasaraylı diyorlar, o Fenerli diyorlar. Bu be hala diyorlar. Ha, ben bir yerde olurdum. Federasyon başkanı yapsalardı olurdum. Şimdi o da bitti. Niye? Niye? Abi ben geleceğim, oturacağım. MHK'de başkanım. Federasyonda gelecek abi 5-6 kişi. O bilmem nerede idare, o bilmem nerede görevli. O politikadan gelmiş. Hoca bunu niye yaptın? Bunu niye yaptın? Oradan Kürt tablasına, Alevi kafasına geçir. Çünkü adam yönetim kurulu üyesi. Sen MHK başındasın. Zurnanın son deliği. Ha, direksiyonu verseler diye adam o da geçti. Hocam.
Peki araba düzelirse futbol tekrar oynadım. O direksiyonun başına geçer futbol oynadım. Asper kadar milli takımda da oynadım. O zaman Ankara Gücü'nde oynayanlar çok zor. Hakemlik yaptım. 5 senesi FIFA, 10 sene hakemlik yaptım. İkisini de yaptım. Okulunu da okudum. Niye getirmediler? Çünkü onların istediğini yapmam. Kim getirirse getirsin. Ha şöyledir. Ya Tamer'le Ceyda'yı al. Bakarım. İyisi alırım. Ama bana dayatamazlar. Onu al, bunu al diye. Ben siyasi işe girmem. Ne olursa olsun. Kafa, bir tek Hasan Doğan, ya hoca gel beraber çalışalım dedi. Araya birini soktu. Taner diye bir dayısı vardı onun Ankara'da. Soktu. Ben dedim girmem. Hasan bu yolda gidiyorum. Ama söz dedim sana yardım ederim. Nitekim ettim hocam. Ettim. Allah rahmet eylesin. Bayağı ettim. Saatlerce konuşurduk ama bir şartla dedim. Bana gelmeden evvel sakın yönetim kurulunda kimseyle konuşma bu işleri. Sonra ne yaparsan yap. Bu sezonu en beğendiğiniz hakem hocam? Bir tane hakem var Türkiye'de. Halil Mutmele. Başka yok. Herhalde son maçı da olur gibi geliyor bana. Ya bir tane hakem var. Başka hakem yok. Ya 32 yaşında hakemi FIFA yapıyorlar ya. Adamı FIFA'da şeyde başlarda yani 16 yaş 18 yaş grubuna vermiyorlar Türkiye'deki hakemleri. Gidenleri. İki maç bakıyorlar bundan bir alt olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar yolluyorlar. Ya sen bunları FIFA yapıyorsun. Mecbur yapıyorsun. Ya şu anda kaliteler abi futbolu bilmiyorlar. O şimdi ben televizyonlarda arada bakıyorum böyle olacak şey değil ya. Bir yorumlar yapıyorlar. Top oynansa onu bilirsin. Top buraya çarptığı zaman ne olur ben sana söyleyeyim. Milyon kere onu yaşamışım hocam. Milyon kere düşün. 17 sene 18 sene top oynamışım. Ben antrenman yapmışım. Maç oynamışım. Onlar artık şeyim olmuş. Fındık fıstık olmuş bana. Biraz da bu yüzden hakemlerimiz ikili mücadeleyle faulü falan karıştırıyorlar hocam. Karıştırıyorlar tabii. Mesela ben hakem seminerlerinde akşamüstü maç yapalım derdim çoğu gelmezdi. Niye hocam? Ne alt olacakları belli olacak çünkü. Evet. Çok azı gelirdi. Hakem mi yapacağım? Önce top oynatırım hocam. O zaman son sorumu soruyorum hocam. Soracağım. Türk futbolunun hikayesi bir film olsa. Bu filmin ismini de hocam sen koy dediler. Güzel soru. Uçurumdan aşağı doğru. Güzel. Hocam, arkadaşlar. Dün şirketten arabayı aldım, doğru maç seyretmeye gittim şeye. Galatasaray'a benim papa. Ya hocam ya, bir maç seyrettim. Hadi lan. Hadi ya. Manchester City hocam. İnanılmaz. Ya karşıdaki takım Real Madrid. Benim Türkiye'deki takımlar kusura bakmasınlar hani. Yani sakın kusura bakma isim vereceğim. Yani Manchester City Real Madrid'i Etlik spor yaptı ya. Ben böyle şey yaşamadım abi hiç. Son 15 yıldır böyle bir maç görmedim. Etlik spor yaptı. Pes abi. Ya bir takım bu kadar hatasız oynar mı ya? Oynadığın takım Real Madrid hoca ya. İnsan bizim izlediğimiz futbolu sorguluyor. Onu izlediği zaman. Hocam maçı izlerken hiç şunu düşündün mü? Ya şu maçı ben yönetecektim. Sen ne diyorsun ya? Dedin değil mi? Bayılırım. Ah ya benim şeyim nerede oldu biliyor musun? Ben Türkiye'de falan değildim abi. Ben dünyaya gideceğim. Avrupa Kupası veya Dünya Kupası. Hakemliğe girdim. FIFA oldum. Abi yaş 50'den 48'e düştü. Bir sene sonra 45'e düştü. Hadi lan oradan. Benim kaldı 4 senem. Yani 5 sene kaybettim ben. İlk 45 olsaydı girmezdim ben hakemliğe. Ben Türkiye'de hakemlik yapmayı düşünmüyordum. He. Ben yurt dışı düşünüyordum. Yani olmadı abi ne yapalım? Olmadı. Çünkü o tarz futbol bana daha yakın. Ben şunu söylüyorum. Şimdi yorum yapıyorlar. Hakem arkadaşlar var. Bana sallıyorlardı. Şimdi hepsi alayı geldiler. Para kazanıyorlar. Allah daha çok versin kazansınlar. Türkiye'de şu anda değişik televizyonlarda yorum yapan futbolcuların hemen hemen hepsinin maçını yönettim. Evet. Hepsini yönettim. Sorun onlara. Çünkü kader birliği yaptık sahada. Bana şunu diyemezler.
lan biz senin hakemliğini de biliyorduk ne bok yediğini diyemezler. Diyemezler abi, iddia edemezler. Hiç böyle vicdan azabı duyduğunuz bir an oldu mu hocam? Hayır. Şunu atlamasaydım dediğiniz an. Hayır. Ya atlıyorsun. Şimdi var filan yok. Mesela bir gün Bursa Beşiktaş maçı yönetiyorum. Bursa'da biliyorsun Bursa Beşiktaş maçı zaten böyle. Evet. Dakika 88. Bu Sarı Metin gidiyor sağ tarafta kaleye. Hiç unutmuyorum. La Sarı Metin'i düşürdüler. İki kişi. Faulü verdim. Cezaladın. 2 metre dışı tam orta. 88 hocam maçla beraber. Bursa'da mı maç? Bursa'da. Abi stat patladı. Bak stat patlıyorsa bir alt yapmışsındır. Stat patlıyorsa biraz tüy dikmişsindir yani bir yere. Lan stat patladı ama ben gördüm abi, öyle gördüm. Verdim. Abi baraj kurduruyorum. Seyirci var ya bilmem neyin çocuğu filan, ne hakem filan. Baraj kurduruyorum. Tam attıracağım. O şimdi o zaman da şey yok bu. Ne o diş macunu filan yok, anlıyor musun? Geri geri diyorum ben. İyi de açarım ha o mesafeyi. Abi ben atmadan geliyorlar. Bir sarı çakıyorum şey başına. Baraj başına. Abi seyirci. Ben neyin çocuğu, doğru oldu filan. Abi bir daha bozuyorlar. Bir sarı kart daha. Erkeğim ya böyle. Vay kabadayı. Abi 5 dakika biner sürdü. Bir attılar avuta gitti top. Akşam otobüsle eve geldim. Saat gece 2000'de TRT'de seyrediyorum. Abi foul yapan Metin. İtiyor adamı, düşüyor. Ben öyle gördüm arkadan. İki gol olmamış hocam. Evet. Gol olsa ne yapayım abi? Öyle gördüm. Ya öyle gördüm. Başka şansı yok. Ama şu andakilerin şansı var. Hocam vallahi billahi. Hani derler ya, ya ben olsam bu golü atarım. Ne atarsın da. Vallahi hakemlik yaparım. Yürüye yürüye hakemlik yapar. Buna rağmen yapılamaması. Polonyalı hakem değil mi o şeyi yöneten? Evet evet. He? Dünya evet, Kupası. Evet. Dünya Kupası'ndaki. O hakemin nasıl hakem olduğunu biliyor musunuz? Gözümün önüne bir siz geldiniz. Bunu mesela futbolcu bir maçta atılıyor. Çıldırıyor abi. Sizin topunuza diyor hakem olmaya karar veriyor. Benim eşim. Oradan buraya yükseldim. Evet abi benim eşim. Buyur. Benim de işte bir maç. Bu Oğuz Sarban'ın babası idare etti. Fener maçı İnönü'de. O maçın çıkışında var gazetelerde hala. Hakem olacağım, bu sistemi düzelteceğim dedim de düzeltme şansım yok. Ümidim yok. O yüzden mi filmin adını yokuş aşağı koydunuz? E ben size söylüyorum, geçen sene söyledim bu seneyi. Şeyi düzelt. Ben müneccim değilim ki. Bu askeri temelli hakemlik olayında sizin ama bir düzeltmeniz var sanki. Mücadeleniz evet, oldu o konuda. Evet, asker hakemleri bitiren benim. Evet, o konu sizin subay, sayenizde. Subay, subay. Bunları bitirdim. Abi olmaz. Ya, emir demiri keser arkadaş, olur mu ya? Evet. Genelkurmay Başkanı çağırdı. Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Nasılsın Erman'cığım dedi. Ben de binbaşıyım. Maça gidiyormuşsun ya pazar günü dedi. Ne yapacaksın? Evet. Olur mu ya? Veya kolordu komutanı Erzurum'da, Diyarbakır'da, Kütahya'da sahaya şeye geldi soyunma odama. Almayacağım mı? Ya söylüyorum ya. Bir de tribünden gelen küfürler. Yani, sağda yani binbaşı var, yukarıdan gelen küfürler. Tabii. Mesela. Bir de yıpranıyorsun. Tabii. Şimdi meşhur, meşhur. Arada sırada bana dava açıyor. Ali Uluyol diye bir hakem var. Meşhur. Nereden meşhur biliyor musunuz? Meşhur Diyarbakır Altay maçının hakemi. Meşhur. Hani bizim şey oynuyordu orada. Mehmet. Trabzonlu Mehmet. Santrifor. Rıdvan da antrenör. Dinleyin onları. Maç nasıl olmuş? Dinleyin onları. Hakemi de Ali Uluyol. Bana arada sırada dava açıyor. Az subay kardeşimiz. Hocam. Bayağı anlatıyorum değil mi? Güzel anlatıyorum. Valla hocam güzel anlatıyorum. Hocam Derya Deniz. Evet. Derya Deniz yani. Program uzar, bölümler çekilir, aynen. Arşiv olur. Ya sorun abi ne varsa sorun söyleyeyim. Hiç yani evet. Neyse. Kitabınızı tavsiye ediyoruz hocam. Evet. Okumamış kitap olanlar. Güzel kitap. Mutlaka okusunlar. Sizin oynadım, kitap. Oynadım, oynattım. Bu oynatalım. Vesile, evet. Atilla Türker'in keza kitabını da önerelim. O da çok önemli evet. Bir ödül kazandı. O Oscar aldı. O, evet yani dünya çapında. Ve ilk defa kitap ödülü veriliyor Oscar'da. Evet. Çok kıymetli bir şey hocam. Bana çağrıldığı gün bana geldi. Erman abi dedi ya, Kore'ye çağrıldım. Aferin lan dedim.
Dedim ki bunu dedim bu akşam akşam söyleyeyim. Sakın abi dedi. Demişler ki ödül verilene kadar tabii. Eğer bir yerde çıkarsa ödülünüz elinizden alınır ve bütün masraflar kesilir demişler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz doyamadık tabii. Eminim izleyenlerimiz de doyamayacak ama çok keyifli bir sohbet. Sağ ol. Yüzüklerle ilgili yayında söyleyemeyeceğim bir anekdotu sizden paylaşırım sonra. Tamam. Dinleriz hocam. Merak etme. Dudağınız uçuklayacak. O zaman görüşmek üzere. Hocam. Çok sağ olun.